Evet. Evet dostlar, selamun aleyküm. Görüntüde ve seste sanırım sıkıntı yok. Bu niye çalışmıyor? Allah. Şimdi bakalım. Eûzü billahi şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an kapkaranlık, göremiyorum. Evet. Işığımızı ayarlayalım. Öncelikle bir dakika, ekrana şu an bakamıyorum. Şu an çok parlama yaptı. Tamam. Evet dostlar. Selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Kemal, hoş geldin. BJK Nehir, hoş geldin. Karl, şu nicklerinizi bir düzgün koysanız okuyoruz. Ferdi kardeşim, hoş geldin. Gürcan kardeşim, Can kardeşim, hoş geldin. Mustafa Polat, hoş geldin. Şu an ismini sayamadığım 191 kişi. Hepiniz hoş geldiniz. Eski takipçilerimiz, isimlerini okuyamadım. Cenk Lale, hoş geldin. Hüseyin Öztürk, hoş geldin. Oyun Kasırgası, hoş geldin. Çok hızlı akıyor arkadaşlar, biraz yavaş. Göker'cim, hoş geldin. Hasan, hoş geldin. Ebru, hoş geldin. Sevgili moderatörüm, sevgili eşim Volga, hoş geldin. Erhan Metin Güney, hoş geldin. Kurt Bey, hoş geldin. Vatan Bayrak, hoş geldin. Pınar Uzun, hoş geldin. Aynur Kılıçkaya, Sirius, Arif Şimşek, Hasan Durdu, Konrad Sarnısı, Kotar Sarnısı, sevgili Boracığım, buradan öpüyorum seni. Yakında döneceksin biliyorum. 89-95, Neşet Arakçı, İstanbul Evden Eve Nakliyat Tanrı Verdi. Kurt Bey, İstanbul Evden Eve Nakliyat Tanrı Verdi. İBAN'ıma reklam parasını atarsın kardeşim. Emrah, hoş geldin. Grubumuza hoş geldin. Göker'cim, sen de başımızda. Adem Çiçek, hoş geldin. Ufu Antır Erkan Sevimli, çok güzel. Ufu Antır Erkan Sevimli'nin çektiği görüntüleri mutlaka izleyin arkadaşlar. Dünya dışı varlıkları ciddi anlamda dünyada onun gibi merak edip çeken yok arkadaşlar. Ufu Antır Erkan Sevimli kanalına abone olun ve orada mutlaka onun görüntülerini izleyin. Çok ciddi, güzel görüntüler çekiyor. Bir de Erkan'cığım, birçok yayın yapacağız sen de inşallah. Ses şeyini biraz yükselt kardeşim. Geçen gün canlı yayına katıldım. Biraz böyle çok şey konuşuyorsun, hızlı konuş. Seni seviyorum. Zehra, hoş geldin. Pınar Algün, hoş geldin. İsmini sayamadığım 196 tane kişi. Hepiniz Ziyaretçiler kanalına hoş geldiniz. Şu an Ziyaretçiler kanalında eski takipçilerimizin, eski sevenlerimizin bildiği gizemli, hala esrarını çözemediğim, birçok takipçimizin yardım ettiği, araştırdığımız fakat asla ve asla miras severlerine ulaşamadığımız bu gizemli köşke. Bu köşkü biliyorsunuz 2 sene evvel arkadaşlar, 2 sene evvel yine buraya girmiştim, videosunu yayınlamıştım ve 2 tane de canlı yayın yapmıştım. Ciddi anlamda elektriği, enerjisi yüksek. Şu an çok değişik sesler duyuyorum. Burada 2 canlı yayın videosunda da değişik görüntüler görmüştük. Canlı yayınıma dolaşarak, konuşmadan başlamak istedim. Ve şöyle söyleyeyim, 4 haftadır yokum. 4 haftadır video çekmiyorum. Şu an yorumlarınızı okumayacağım arkadaşlar. Yorumlarınızı okuduğum zaman kafa karışıklığı. Çünkü zaten enerjisi yüksek bir yerdeyim. Birçoğunuz, hepiniz hatırlıyorsunuz burayı. Mesela şöyle söyleyeyim, ben buraya geleli, canlı yayına gelmeden 15 dakika evvel geldim. İşte ışık tertibi aldım, şunu ayarladım. Çok yüksek bir enerjisi var. Buraya biliyorsunuz ilk Ziyaretçiler kanalında izlediniz. Ve ondan başka hiçbir yerde görmediniz. Şu an 200 kişiyiz. Parmaklarınız çok hızlı çalışıyor. Yorumlar yapıyorsunuz. Arkamdaki kim? Onlar zaten biliyorsunuz kim olduğunu. Görüyorsunuz. Birçoğunuz göz perdeniz kalkık, görebiliyorsunuz. Birçoğunuz şimdi bu akşam canlı yayında biraz dünyadan, biraz Ziyaretçiler kanalından, biraz paranormal videolardan, biraz da sizlerin sorularına cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizin 100. yılını tüm içtenliğimle kutluyorum. Bugünlere gelmemize sebep olarak Yüce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve binlerce, on binlerce, yüz binlerce şehidimiz. Allah onlardan razı olsun. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Garip garip sesler duyuyorum şu an. Yine yalnızım. Bu köşke kimseyi getirmek istemiyorum. Çünkü kutsallığının enerjisinin bozulmasını istemiyorum. Bir hışır hışır ses duyuyorum yalnız. Sizde de geliyor mu bilmiyorum. Dediğim gibi tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, mekanları cennet bahçesi olsun inşallah.
sevdiklerine sabır diliyorum. Bugünlere gelmemize sebep oldukları için o yüce Atatürk'ümüze, yüce silah arkadaşlarına, ismini bilmediğimiz binlerce silah arkadaşına çok 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 teşekkür ediyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Yakında şöyle söyleyeyim, başıma ağrı girdi. Buraya ne zaman gelsem başım ağrıyor, sanki yanımda birisi bir şey yiyor. Bu kadar net. Burada enerji çok yüksek arkadaşlar. Burayı başta da söyledim ya, kimse daha girip çekemedi. Bana çok sordular Instagram'dan, abi ne olursun burayı ver dediler. Bu paranormal video çeken kardeşlerimiz, tabi biliyorsunuz onlar çok efektler, çok şeyler kullanıyoruz. Biz ziyaretçiler kanalında sadece doğruları, sadece gerçekleri yansıtıyoruz. Şu an yorumlarınızın hiçbirisini okumuyorum arkadaşlar. Lütfen önce bir konuşalım, sohbet edelim. Biraz sonra yorumlarınız çok hızlı akmadığı sürece cevap vereceğim. Lütfen bana gönül koymayın. Bazı canlı yayınlarda, canlı yayınlar biraz zor arkadaşlar. Şu an küçük bir ekranda yorumlar çok hızlı akıyor. Ev ortamında değilim. Biliyorsunuz Ziyaretçiler kanalı Türkiye'de ilklerden birisini yaptı. Ve paranormal olayların olabileceği yüksek ihtimalle. Şu an duyuyor musunuz? Birisi bir şey yiyor arkadaşlar. Şu an o kadar net geliyor ki, size de geliyor mu bilmiyorum. Türkiye'de ilk defa paranormal olayların olabilme ihtimali yüksek olduğu yerlerde canlıyı yapan tek kanal Ziyaretçiler kanalı. Bu da neden? Ben birçok yere biliyorsunuz yalnız gidiyorum. Yalnız gittiğimi de artık tescillemişimdir. Şu anda yalnızım. Sadece bu evin misafirleri ve ben misafir buradayım. Dediğim gibi canlı yayınımıza başlıyoruz. Şimdi öncelikle 4 haftadır video çekmiyorum. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz en son Ata kardeşimle bir Osmanlı keşişlerinin yetiştirildiği bir manastıra gitmiştik. Orada bir arı sokma vakası seçtim. Hala yarası arkadaşlar iyileşmedi. Hala günlerce kaşındı. Ben dedim ki herhalde arı sokması falan. Fakat tabii bile bilmiyoruz. Evet şu an baş ağrısı çok yapıyor. Birdenbire başladı. Çok yoğun istek üzerine şu an 221 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. İsmini sayamadığım kişiler lütfen hepiniz baş tacı mısınız? Fırsat bulacak isimlerinizi sayacağım. Fakat çok yoğun istek biliyorsunuz cinli değirmen. Birçoğunuza göre kurgu. Birçoğunuza göre o keçiyi ben yanımda taşıyorum. Birçoğunuz zaten tüm eski sevdiklerimiz zaten ve zaten biliyorlar bizim asla ve kurgu yapmayacağımız. Bu kanalı zaten açmaktaki maksadımız yanlışları düzeltmekti. Paranormal video adı altında çeken kardeşlerimizin yanlışları siz izleyicilere göstermek. Ben bu şapkayı çıkartacağım. Başım ağrı girdi. Sadece doğruları. Dönem dönem kanalımızdan kopan arkadaşlar oldu. Neden? Terk edilmiş köylere gitmediğim için. Terk edilmiş yerlere. Çünkü onlar onları seviyorlardı. Ben biraz daha araştırma yönüne yöneldim. Gizemli dosyaları, X-Files dosyaları açmaya başladım. İşte Rum Yetimhanesi'ne girdik biliyorsunuz. Erkan Sevimli, Taner Ertürkler. Birçok misafirimiz oldu. Vordanis Adası'nı çektik. Değişik gizemleri... Yuşa Hazretleri'nin oradaki manastırı çektik. Ya buradan sana taktım. Bak şimdi. Dur bulacağım. Aa kelmiş lan yazdı. Yavrum Kutay'cığım, Kutay Yıldırım. Evet bak kelim. 50 yaşındayım çok şükür. Sen tuvalete giderken ışığı açıyorsun ya, ben mağaralara giriyorum. Kelim ama olsun. İnsanların arkadaşlar, bir spoiler vereyim. İnsanların dış görünüşleriyle dalga geçmeyin. Allah muhafaza. Allah başınıza bir şey verir. Mahvolursunuz. Bunun esprisi bile olmaz. Neyse ben takılmayacağım yorumlara. Nerede kalmışım? Kutay sıçtın içimize ya. Kutay Yıldırım. Yani bir şey yazdın. Kelliyim. Benim en büyük şeyim. Ama çok şükür Rabbim isteseydi saçlarım olurdu. Demek ki Rabbim böyle istemiş. Beni böyle yaratmış. O yüzden canlı yayınlarda mümkün olduğu kadar yorumları okumuyorum. Yok. Toz tanesi. O köşk bu köşk değil. O resmin, yani canlı yayında arkamdaki bir kız çocuğunun resmi, biliyorsunuz bir burada bir resim vardı. O kız çocuğunun canlı resimde dönüp kafasını çevirip bana baktığı köşk bu köşk değil. Bu köşkü eski takipçilerimiz çok iyi bilirler. Evet, yorumlar okuyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 229-231 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayına yeni gelenler, hepiniz hoş geldiniz. Kaçırdığınız yerleri videonun tekrarında YouTube Ziyaretçiler kanalından seyredebilirsiniz. Teşekkür ederim Aksaçlı kardeşim benim. Ebru'cum burada. Tabii Ata her zamanki gibi büyük ihtimalle yok. Ata buradan seni son kez uyarıyorum. Bak gittik seninle oraya. Seni arı soktu, bana soktu, dalga geçtin. Sonra biliyorsun dua okumaya başladın. Burada mısın bilmiyorum. Bu moderatörlük işini yapamamaya başladın. Sana bir ceza vereceğim.
Cevher olan tepede ot bitmez. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sinan Karaman hoş geldin. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlarda şimdi ilk konuya gireceğim. Yine yorumlarınızı okumayayım isterseniz. Önce eminim ki birçoğunuz neden 4 haftadır video... Çok teşekkür ederim Kutay. Sağ ol, var ol. Kafamı karıştırdın, çıktın, gittin. İnşallah kanalı da terk edersin. Şimdi öncelikle 4 haftadır neden video çekmediğimden başlayayım. Yorumlarınızı yine okumayacağım. Öncelikle saatlerimiz 11. Bu saatte küçük çocuklar yoktur. Hepinizin müsaadesiyle bir sigara içmek istiyorum. Şu an çok büyük enerji var arkadaşlar. Bu köşkü ilk ziyaretçiler kanalında görüntüledik. Başka hiçbir yerde göremediniz. Buradaki olaylar farklı bir olaylar. Videonun başında dolaştık, gördük. Şimdi 4 haftadır niye video çekemiyorum? Zaten o arının sokmasıyla başladı her şey. Daha sonra siz biliyorsunuz cinli değirmen serim vardı. Bir keçi kardeşimiz vardı. O keçiyi kiminize göre dedim ya, yanımda dolaştırıyordum. Kiminize göre ben mümkün olduğu kadar videolarımı açık çekip o an yalnızsam yalnız olduğumu, yanımda birisi varsa birisi olduğumu zaten söylüyorum. Birçoğunuzun inandı ama benim şöyle söyleyeyim, o bir bence hiçbir zaman keçi değildi. Oranın sahibiydi. Biliyorsunuz birçok mağarada giriyorsunuz, kurbağa şeklinde karşınıza çıkıyorlar, akrep şeklinde karşınıza. Yani biz buradayız diyorlar. Burada olduklarını belli ediyorlar. Onlar çünkü burada yaşamayı çok seviyorlar. İnsanların terk ettiği yerlerde, uzak olduğu yerlerde yaşamayı çok seviyorlar. Keza devamlı yorumlarda birçok eski takipçilerimiz, yeni takipçilerimiz, abi niye gitmiyorsun, niye gitmiyorsun, niye gitmiyorsun? Çünkü son gittiğimde ciddi anlamda sıkıntı yaşamış ve 3 ay arkadaşlar sizlerden uzak kalmıştım. Çünkü ciddi sıkıntılar yaşamıştım. Hasbelkader bir video çekim için o bölgeye giderken ya dedim dur gündüz şurayı görüntüleyeyim dedim. Çıktım gündüz orayı görüntüledim. Ya dedim burayı gündüz görüntülemişken hadi bir de gece kalayım dedim. Gece de kaldım arkadaşlar. Çok yakında o videoyu göreceksiniz. Oradan biraz etkilendim. Çünkü en son gittiğimde bana zaten gelmememe söylemişlerdi. Çünkü artık şöyle söyleyeyim. Habersiz bir şekilde evinizde birini hırsız giriyor, korkuyorsunuz. Devamlı istemediğiniz bir misafir geliyor, sıkılıyorsunuz. Bizler de onlar için öyleyiz arkadaşlar. Şimdi o yüzden biraz sağlık problemleri, biraz maneviyattan dolayı biraz ara vermek istedim. Tabii ki şu an içinde bulunduğumuz büyük kaos, maddi ekonomi çöküşler bizleri de etkiliyor arkadaşlar. Bizler de bir evladımızı ve ailemize bakabilmek için sizler gibi hepinizin yaptığı gibi hayat mücadelesi veriyoruz. Bu hayat mücadelesinde de video çekmeye gidemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ben mesela şöyle söyleyeyim. 1,5 sene evvel Mardin'e gitmiştim. Mardin'e benim gidip gelmem 2000 liraydı. Şu an benim Mardin'e gidip gelmem sadece benzin param 6000 lira. Bu da ister istemez videolarımızı azaltıyor. Bunun haricinde şöyle bir şey var. Çok sağ olsun ziyaretçiler 34 Instagram adresimizden, WhatsApp'tan ve YouTube'dan yorumlarınızda birçoğunuz bana bu arada YouTube hakkında kısımda telefon numaram mevcut. Instagram ziyaretçiler açıklama kısmında telefon numaram mevcut. Oradan ulaşan Türkiye'nin birçok yerinden gizemli olduğunu söyleyen yerler var. Çok büyük bir liste yaptım. Büyük videolar çekeceğiz. Ama öncelikle maddiyatımızı düzeltmemiz lazım. Yorumlarınızı şu an okumuyorum. Yorumlarınızı okumadığım için lütfen hiç kimse darılmasın. Önce bir anlatıp en azından kafanızdaki soru işaretleri cevaplayıp daha sonra yorumlarınızı okuyacağım. Tabii ki ekonomik kriz var. Bu arada tabii bu maneviyatımı düzeltirken ve ekonomik krizle boğuşurken birçok canlı yayında sizlere ne abi işte kimimiz İstanbul'dayız. Şu an mesela şu an 263 kişiyiz. Bu 263 kişi de işte Kanada'da, Belçika'da, Fransa'da, Almanya'da izleyicilerimiz var. Onlara buradan selam olsun. İstanbul'da Türkiye'nin birçok yerinde izleyicilerimiz var. Bir canlı yayında İstanbullu bir takipçimiz şey demişti. Abi İstanbul'dayız hani bir araya gelemiyoruz. O gün benim kafamda şöyle bir şey oluştu arkadaşlar. Burada bir es vereceğim. Sevgili moderatör arkadaşlarım Ebru ve Bolga. Seste ve görüntüde bir sıkıntı var mı? Arkamda bir şeyler oynuyor mu? Ses kesildi. Evet çok güzel. Görüntüler güzel mi inşallah. Bu arada katıl butonundan ailemize katılan ve süper chatten ve süper teşekkürden maddi imkanı yollayan dostlar teşekkür ederim. Hepiniz biraz çalışalım. Kanalımızı ayakta tutmak için hepimizin çok zor şartlarda yaşıyoruz. 1 liraya ihtiyacı olduğumuz günlerde sizlerin destekleri benim için çok önemli. Ses güzel, görüntü güzel mi Volga'cığım? Şöyle yapalım, yorumları çok... Ebru, teşekkür ederim Ebru'cum.
Sevgili Ebru, bizi ilk baştan beri bakın şöyle tutayım. Orada bir şey yok. Dediğim gibi videoya yeni gelen kişilere de hemen atladığınız yerleri lütfen yaklaşık yarım saat sonra bu videonun tekrarı YouTube Ziya Çağ kanalında olacak. Oradan da seyredebilirsiniz. Video çekmememin sebebini anlattım. Tabii bu arada maneviyatımı düzeltirken ekonomik krizlerle, iş hayatıyla ne yapacağım, ne edeceğim boşken işte iş hayatımdaki işlere biraz yoğunluk verdim. Çünkü video çekmek arkadaşlar çok zor. Benzin parası şu bu. Allah'a çok şükürler olsun. Biz yılmayacağız. Rabbimizin bize verdiği imkanlar doğrusunda bugüne kadar sosyal medyada hiçbir zaman göremeyeceğiniz X-Files dosyalara el atacağız. Kimi zaman sevgili Erkan Sevimli olacak, kimi zaman biyoenerji uzmanı Evren kardeşim olacak. Birçok yeni kişilerle devam edeceğiz bu yola. Ve sizler için Türkiye'de girilmemiş yerlere gidip kimsenin dokunmak istemediği dosyalara dokunacağız. Geldik. Yalnız çok ağırlık var ha, biliyor musunuz? Ciddi bir ağırlık var ve hışır hışır ses var. Görüntüler süper, teşekkür ederim. Ne diyorduk? Unuttum ne dediğimi. Bu evde, bu videoyu seyreden eski Süheyla hoş geldin. Bu evde eski takipçilerini sevenlerimiz, evet bir hışır hışır bir şey yeme sesi geliyor. Birisi bir şey yiyor yanımda. Ama demin videolarda da gördüğünüz gibi artık şeyi de söylememe gerek yok. Yalnızım dememe gerek yok arkadaşlar. Çünkü biz artık bu yalnızlığımızı tescil ettik. Emrah'cığım teşekkür ederim. Allah kesene bereket versin. Bu arada tabii bu maneviyatımı düzeltirken arkadaşlar çok güzel fikirler geldi. Bir canlı yayındaki bir ismini hatırlayamadım. Bir kardeşimiz. Abi İstanbul'dayız. En azından İstanbul'da niye bir araya gelemiyoruz? Çünkü şimdi Kanada'daki bir izleyicimiz de ki şu an canlı yayında eminim Kanada'dan bizi izleyen, Belçika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Japonya'dan, Kore'den, aklıma gelen Türk, dünyanın birçok yerinden bizi izleyen kişiler var biliyorum. Daha sonra dedim ki ya biz şimdi Türkiye'de birçok ilkleri yapıyoruz ziyaretçiler konusunda. Ziyaretçiler ismini tescil edik 10 yılına. O zaman dedim ki böyle haftada bir buluşacağımıza ben ziyaretçiler akademi adı altında bir yer açayım, bir dernek açayım. Bu derneğin ziyaretçiler mağara, su altı, su üstü, araştırma, gizemli tarih araştırma, arama kurtarma derneği olarak bir dernek kurayım dedim. Bunun tüzüğüyle ilgili çalışmalar yaptım. Kafamda proje oluştu. Maksadım şuydu. En azından İstanbul'da olan kişilerin gelip işte kiminin satranç oynayacağı, kiminin kitap okuyacağı, kiminin oturup sohbet edeceği. Çünkü birçoğunuz ben eminim özelden yazışıyoruz. Metafizik dünyada bildiğiniz, yaşadığınız şeyler var. Bunları yapamıyorsunuz. Konuşamıyorsunuz. O sesler geliyor, kusura bakmayın kafam dağılıyor. Birçoğunuz benim videolarımda görüyorsunuz. Bazı bir takım şeyleri görüyorsunuz. Dışarıdan ses geliyor. Bak bir gördünüz mü? Ses var. Neyse. Zaten bu eski yayını izleyenler bilir ya, burası çok değişik bir ses. Daha sonra dedim ki böyle bir dernek açalım. Bununla ilgili bir tüzük çalışmaları yaptım. İnşallah çok yakın zamanda derneğimizi faaliyete koyacağız. Arama kurtarma, gönülleri yetiştireceğiz. Mağara, gizemli tarih, su altı ve su üstü araştırmalarını yapacağız. Bu derneğe gönülden hizmet verecek gönüllüler ve derneğimizin bir an önce faaliyete geçmesi için, çünkü biliyorsunuz dernek açmak bir tüzüğü hazırladım, gittim valilikten izin aldım olayı değil. Bir merkez tutacaksınız, bir para harcayacaksınız. Gönülden bu derneğe, gönülden hizmet etmek meraklı, sevgili iş adamlarımızı, sevgili maddi durumu iyi olanları yardımlarınızı bekliyorum. Şu an kurucu üyelerde 2 kişiyiz. Yaklaşık bir 6-7 tane kurucu üye açığımız var. Özelden WhatsApp'tan benimle iletişime geçerseniz bu derneği, Türkiye'de birçok ilklerin yapılacağı bu derneği hep beraber faaliyete geçeceğiz. Dernek dediğimizde aklınıza sakın şey gelmesin, kağıt oynayacağımız, şey yapacağımız bir yer değil. Arama kurtarma gönüllerini yetiştireceğimiz, kimi zaman haftanın bir günü konusunda uzman kişileri konuk edeceğimiz, kitap okuyacağımız, sohbet edeceğimiz bir merkez, İşte belli zamanlarda turlar düzenleyeceğimiz, belli zamanda mağaralara gideceğimiz, siz sevgili takipçilerimiz bugün YouTube Ziyaretçiler kanalı nasıl ayaktaysa, derneğimizle ilgili bağışlarla, geldiği zaman
Sokak çocuklarına yardım edeceğiz. Sokak hayvanlarına yardım edeceğiz. Elimizi gücümüz yettiyse hep beraber bu derneği faaliyete geçireceğiz. Buradan bu canlı yayını izleyen, etrafında maddi durumu iyi olanlar derneğimizin kurucu ekibine girip gönülden hizmet etmek istenen başımız üstünde. Şimdi yeterli açıklamalar yaptım. Şimdi biraz yorumlarınızı okuyacağım. Sonra biraz dolaşacağız arkadaşlar. Abi çok kötü bir ses geldi. Evet, çok sesler çok geliyor kardeşim. Çok iyi bir kişi Ferhat Bey. Evet, okuyamadım. Hayırlı akşamlar, Sakarya'dan selamlar. Yeşil, aleyküm selam. Canlı yayında video için inanın çok sevindim. Bugün iyi ki Gökhan'cığım, teşekkür ederim kardeşim. Mardin'e en yakın zamanda geleceğim. Mardin'e niye gelemediğimi de bilmesem ne olacak? Videonun başında anlatmıştım. Eminim izliyorsun. Mardin'e sadece benzin parası 7-8 bin lira. Azerbaycan'a selam olsun. Yaklaşık 29 dakikayı doldurduk. 219 kişiye düştük. 50 kişi sıkıldı gitti. Ayak sesleri duyuldu. Evet. Abi korkmuyor musunuz? Taktikçi ikili. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ama tabii korktuğumuz dönemler, korktuğumuz yerlerde oluyor. Batuhan'cığım hoş geldin. Aynada sürekli bir şey hareket ediyor. Arkamda ayna yok Batuhan'cığım. Bir şey var. Işık ve piksel şey olabilir. Şöyle bir cam ve yatak odası var. Biraz sonra dolaşacağız tekrar. Bilmesen ne olacak? Uçakla gel demiştim. Uçak da şey, bilmesen ne olacak? Benim İbrahim Akacı, hayırlı akşamlar, hoş geldin. Allah sizi korusun, cümlemizi korusun acaba. Banu Kilbul, o deniz heykel ortada, bu sağ tarafında heykel, o heykele çok bakıyorum. Yalnız çok dikkat ettiniz mi? Demin geldiğimde dolaşırken ama bornoz da oradaydı. Karaman'a selam olsun, Ahmet Çeler. Beceken'e seviyorsunuz, ayrıca sizi diyor. Çok teşekkür ederim. Sürçülü insan edersek affola. Sağ ol, neden abi? Soluk solasın, neden abi? Enerji çok yüksek. Bu ister istemez nefesi ve engelliyor. Sizin solunuzda, bakalım ne diyor, sizin solunuza göre enerji çok fazla. Evet Berke, Yıldız Yıldız, Serhat Bey, varlıklardan nasıl korunuyorsunuz? Duayla, dua, her şeyin anahtarı dua arkadaşlar. Duanızı güzel edin, Rabbimize güvenin, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Taktikçi abi arkanda, tablonun arkasında, baksana genel arkasında bir şeyler konuyor. Bakacağım, abi yukarı çıkınca ek kamera varsa heykele doğru bırakır mısın? Şu an sadece cep telefonum var yanımda arkadaşlar, buraya zaten girmek çok zor. Bazı malzemeleri maalesef taşıyamıyorum. Camda diyelim de o zaman. Batuhan'cığım doğrudur. Biraz sonra dolaşacağız. İstersen sana şöyle bir şey yapayım. Aklında soru işareti kalmasın. Şöyle şurayı şey yapalım. En azından şunu bir kısalım da. Şöyle yapalım. O da parlama yapıyor. Burası efsane, evet Pınar. Çok efsane bir yer. Hayırlı akşamlar kardeşim. Hoş geldiniz. İyi gördüm seni abi. Teşekkür ederim Vatan Bayrak. Turgay Yıldız, şu an orada olmak vardı abi. İyi ki yoksun Turgay. Çünkü benim şu an başım çok ağrıyor. O kapalı kapının arasında dolap vardı. Şimdi biraz sonra dolaşacağız arkadaşlar. Ben şunu kapatayım. Ferya Ölmez hoş geldin. Yanımıza yanılanlar hoş geldiniz. Kaçırdığınız şeyleri lütfen videonun tekrarında izleyiniz. Ev çok yoğun Gürcan Işık. Gürcan kardeşim çok. Turgay zaten neredesiniz? Gittiğim yerleri söylemiyorum kardeşim. Çünkü talan ediyorlar. 2 sene evvel gelmiştim buraya. Burası terk edilmiş bir köşk. 2000'li yılların başında terk edilmiş ve o günden sonra her şeye bırakılmış ve gidilmiş. Kamera karşısında nasıl da iyi delikanlı görünüyorsun. Senin nasıl bir çakal olduğunu bilmiyorum. Dark Days, lütfen biliyorsan anlat kardeşim be. Nasıl bir çakalmışız? Kimsin? Hangi şeysin? Ne derler? Bu Dark Days'in yazdıklarını moderatör arkadaşlar kayda alın. Bu bizim ekmek kapımız. Buna manevi tazminat açarız, maddi tazminat. Varsa bildiği şeyler anlat da herkes bilsin. Tabii dostumuz düşmanımız oluyor. Dark Days kafaya yazdım seni, bulacağım. Hiç merak etme. Hangi IP'den girersen gir bulacağım seni. Bakalım neymişiz, bizim yüzümüzü anlat. Abi kamera çektim ben. Çok çok güzel. O Dark Days'i çek. Rum Yetimhanesi'ne gideceğiz. Tekrar Rum Yetimhanesi'ne gideceğiz Serkan kardeşim. Rum Yetimhanesi çok değişik bir yer. Mustafa Demiray boş ver. Rum Yetimhanesi çok değişik, çok enteresan bir yer. Şimdi Büyükada'ya gittiğimizde biraz huzursuzluk yarattık, biraz ara verdik. Değişik araştırmalar yapıyoruz. Denk gelmiştim. Burada bir arkadaşın daha vardı. O erken pes etti yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlayamadım Yasin. Abi Yalçın Filiz hatırlayamadım hangisi. İlk başında Boğaç kardeşim vardı. Boğaç kardeşim erken bıraktı. Kırmayıp tekrar gittiğiniz için teşekkür ederim Panal kardeşim. Serhat abi sen asker videonu bulamadın. Asker videosu yok arkadaşlar. Görüntü kötüleşti.
Işıktan mı acaba Zehra kötüleşti, enerjiden mi kötüleşti? Onu bilmiyorum. Düşmanın olması başka tabii. Düşmanımız olması çeşitli aslı olmayan şeyleri ortaya atmak sadece cahil, cüheyla, beyni olmayan insanların yaptığı şeylerdir. Şimdi arkadaşımız Dark bilmem kim gelmiş, kendine göre bir şeyler yapmış. Ama onun da kim olduğunu buluruz Allah'ın izniyle. Rabbim her zaman doğrunun yanındadır. Fatih zaten söylemiştim videonun başında şey yaparsın, tekrar izlersin. Asker videosu neden yok? Yok, koymak istemiyorum. En etkilenen yer neresi? Çok, hepsi birbirinden güzel. Tabii, tabii. Gidip aynaya baksın. Teşekkür ederim Uğur'cum. Sen de uzun zamandır Batuhan'cım. Uğur'cum teşekkür ederim. Bizler de, ben de sizleri üzdüm. Yarası vardı tabii, gocunmuştur. Onlar işte biliyorsunuz arkadaşlar. Sevenimiz var, sevmeniz var, çekenimiz var, çekin. Çünkü neden? Ziyaretçiler ailesi. Ziyaretçiler Türkiye'de ilkleri yaptı. Mesela biz başkaları gibi işte yalnızız deyip 5 kişi gitmedik. Yani artık bunları geçelim. Bunları artık biliyoruz. Belli bir yere geldik. Bunları çok konuşmayalım. Şimdi bakalım geçen geldiğimizde Vatan Bayrak kardeşim üzerindeki elbise şu anda yerinde mi? Biraz videonun başına dolaştık. Yalçın Filiz'de inşallah gideceğiz. Görüntü kaydı, internetin kontrol edin. Böyle durumlarda arkadaşlar. Doğru. Tülay Bağcı teşekkür ederiz. Onun haricinde tabii biraz suyumuzu içelim. Saat 35. dakika. Teşekkür ederim. Sağ ol var Gürcan kardeşim. Dark Days'i okuyoruz. Gaziantep Paşa Yıldız Tabi Taksi. Duran sahibi adamı mesut bu buna. Düşmeye başladı ne kadar az. Dur bakalım. Seni buluruz de Dark Days ya. Yıldız Tabiat Taksi Durağı'nın sahibiyim. Gazi Osman Paşa'ya gelir buluruz seni ya. Hiç merak etme. Bakalım derdin neymiş konuşuruz Dark Days. Şimdi canlı yayında sen anlat derdini de biz dinleriz. Ama ben Gazi Osman Paşa'ya geldiğinde emin ol senin çayını içmeye geleceğim. Bakalım ne vereceksin bize. Göreceğiz. Görürüz yani. Biz telefonda böyle saçma sapan yerlerde delikanlılığımızı göstermiyoruz. Derdin neyse otururuz insan gibi otururuz konuşuruz bakarız. Derdin neyse konuşuruz Dark Days. Yazdım seni ilk etapta Gazi Osman Paşa. Hatta bu akşam bile gelebilirim. Nasıl olsa taksi durağının sahibisin. Merve veren ağaç taşları, meyve veren ağaç taşları. Şimdi bilmiyoruz. Kardeşimizi tanımıyoruz. Gazi Osman Paşa neresi bilmiyoruz. Ne derdi varmış bilmiyoruz. Ne demek istediğini bilmiyoruz. Bazen canlı yayınlarda yorumları okumayıp yanlış anlayabiliyoruz. İçinde bulunduğumuz ortamlardan dolayı. Aksaçlı okuyamıyorum. Hakkında kesin neyi? Kesin bir açığını çıkmış. Yani bilemiyoruz. Yani şimdi açığını mı yakaladık bir yerden yarası mı? Tanımıyorum ki yani kendisini tanısam. O Gazi Osman Paşa taksi durağının sahibi olduğunu öğrendik. Ziyaretine gidip bir çayını içeriz. Bakalım nereden tanıyormuşuz, nereden etmiyormuşuz, ne verecekmiş bakarız Allah'ın izniyle. Boş verin. Şu an onu düşünmeyelim. Bulunduğunuz alan daha önceki bölümlerde çok garip bir yer ancak çok enteresan. Çok... Evet bu en son ben buraya 1,5 sene evvel geldim arkadaşlar. 1,5 sene evvel geldim fakat hala sanki biraz karıştırılmış yine ama daha önce kimse gelmemiş. Yani 1,5 senede buraya kimsenin gelmemesi de çok enteresan. Höyt boş ver hiç uğraşmayalım ya. Biz onu şey yaparız. Gerekli zaten merciler var. Yo gideriz karşısına otururuz çay içeriz. Derdi tasası neymiş bakarız konuşuruz. Belki yazmak istediğini yazamadı. Önemli değil. Çok kafaya takma. Zaten şu an yazdıkları kayda alınıyor. En azından sağ olsun var olsun adını soyadını da söyledi. Buluruz onu. Bu kadar memlekette ekonomik sıkıntı var. Cumhuriyet için milyonlarca hayalmiş. Ya tabii bilemiyoruz. Tabii ki Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak çok önemli bir şey. Bizleri bugünlere getiren yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Dark Days. Bak. Ha, Dark Days. Esnaf adamsın. Esnaflığı bir herkes... Dark Days. Boş ver. Dark Days mekanını verdi. Buluruz da mekanını. Konuşuruz. Belki de anlatmak istediğin adamı. Öncelikle tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlerimize, silahlı arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Evet yani havai fişekler tabii ki kutlayacağız. Bugünü en güzel şekilde kutlayacağız ama yani
Tabii ki hepimiz zor sesler. Sesler geliyor, evet. Sesler çok net geliyor. Biraz sonra dolaşacağız. Şu sigaramı içeyim. 45 dakikayı tamamlayayım. Arkadaşlar hiç takmayın. Böyle canlı yayınlarda çekemeyen, çok güzel yazmışsınız, meyve veren ağacı taşlayanlar, şunlar bunlar olacaktır. Kardeşimizi de en yakın zamanda ziyaret ederiz. Varsa bir daha da konuşuruz insan gibi. Bakarız. Tuncay Göz resimde. Resme bakalım. Resim bir yaşlı ihtiyar amca. Hatay'a tabii ki geleceğiz Allah'ın izniyle. Dedim ya, imkanlarımız doğrultusunda her türlü şey yapacağız. Gökhan kardeşim hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Askı oyunun arkası yanında ne var Serhat Bey? Ben büyük ekrandan seyrediyorum. Fotosunu Instagram'a göndereceğim. Tabii ki canlı yayınlarda mesela daha önceden yaptığınız canlı yayınlarda çektiğiniz görüntüleri o hastanedeki çektiğiniz görüntüleri bir evvelki o arkamda iki tane resmin olduğu köşteki görüntüleri hepiniz çok net görüntüler gördünüz. Ben şu an tabii ekrana baktığım için sadece şu an ses duyuyorum ama şu var. Bu buraya ben ne zaman gelsem korkunç derecede 35-40. Dakikadan sonra ağırlık çökmeye başlıyor. Sıkıntılar yaşıyorum. Çünkü buranın enerjisi var. Birçoğunuz bunun videosu kanalda, geçmişte bunun videosu da var. Geçmiş canlı yayınlar da var. Yeni kanalımıza katılanlar bunları izlesinler. Teşekkür ederim Mustafa Bolat. Elimden geldiği kadar doğruları göstermeye çalışıyorum. Teşekkür ederim Haynux. Dediğim gibi çok kafaya takmıyorum böyle insanları. Çünkü mesela öyle boş insanlar var ki 8 tane Instagram açıp her birinden yazıyorlar. Tabii sevenimiz var, sevmeyenimiz var, çekenimiz var, çekemeyenimiz var. Dünya böyledir. İyi akşamlar Üstad. Yetimhane videosunda ilginç gökyüzü hareketleri vardı. Evet, sevgili doğa tutkunları. Doğrudur. Erkan Sevimli o konularda çok iyi. Onun da kanalına bakarsanız sevgili Erkan Sevimli. Evet Hayri, zaten seslerini duyuyoruz. Şu sigaramı içtikten sonra biraz üst katlara çıkalım. Yine burayı bir dolaşalım. Biraz şey olsun. Ben biliyorsunuz canlı yayınlarımı... Evet doğru söylüyorsun Karaketi. Ben canlı yayınlarımı... abi ben onun taksi esnafı olduğunu sanmıyorum. Oradan kesin taksiye binmiştir. Hiç merak etme Becekel Nehir. Buluruz be. Ne olduğunu ne bittiğini buluruz. Gideriz, sorarız. IP adresine gireriz. Bir şekilde buluruz. Sağ olsun dostlarımız var. Her türlü bulurlar. Çok kafaya takmıyorum kimin ne yazdığını. Ne derdi varmış onu da bilmiyoruz da. Bizi İstanbul'da bulmak isteyen herkes bulabilir. Türkiye'de herkes bulmak isteyebilir. Allah'a çok şükürler olsun. Koltuk varsa atlarına bakar mısın acaba? Taktikçi ikili tabii ki. Mümkün olduğu kadar detay alacağım. Zaten biraz sonra kalkmam lazım. Çünkü ciddi anlamda şeyim. Keşke biraz kitap okusaydın bu yaşa kadar. Tabii ki canım. Teşekkür ederim. Sağ olun bana. Ne dediğimi de unutuyorum. Bak yine birisi bak. Birisi sanki dolaşıyor. Hışır 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 hışır. Ay bakıyorum etrafında kimse de yok yani. Yemek mi yiyorlar, ne yapıyorlar? Yahu sen Starbucks kahve içersen tabii ki kapalı. Tanımıyorum be vatan bayrak. Olabilir yani. Şimdi birkaç tanesinin yorumunu okuyayım abi. Kedidir o kedi. Evet bilmesen ne olacak? Kedidir o kedi. Yok kedi var. Ben mesela bahçede falan kedi vardı. Kendini bilmez çekemeyen çok üstad. Boşver doğa hiç takmıyorum kafama. Çok şükür alnımız açık. Yaptığımız işler belli. Biz millet gibi böyle atıp tutmuyoruz. Bak o yazanlar onu mutlaka benim moderatör arkadaşlarım ekran görüntüsünü almışlardır. Biz bu akşam Allah'ın izniyle gider onu buluruz. Elhamdülillah. Sorarız bakalım derdi neymiş. Arkamdaki kapı oynuyor mu? Arkamdaki kapı oynuyor mu? Bakalım. Arkamdaki kapı şu an oynamıyor. Bir de şu tarafında kapı var. Bu kapı da oynamıyor. Şimdi biraz sonra dolaşacağız. Işık dışarıdan mı geliyor? Evet tabii ki arkadaşlar bu yok. Şu aynada parlayan şuradaki ışığı şöyle göstereyim. Şuradaki ışığı soruyorsan şu köşede. Ayna. Şimdi birkaç yorumunuzu okuyalım. Videonun başında yeni gelenlere söyleyeyim. Videoyu kaçırdıysanız videonun tekrarı var. Videonun başında neden video çekemediğimi, neden video yapamadığımı. Orada bir şeyler var.
Ağırlık Cin Nimari bir videosunu yükler misin abi? Zaten kanalda. Abi arkadaş çerçeve soldaydı, sağa kaymış. Bakıyoruz. Yok. Evet son anına göre çok, evet çok dağıldı Duru. Ben de dağıldım. Birisi girmiş ama belki bir hırsızdır belki. Ama bir şey almamış. Ben baktım bazı değerli objeler duruyorlar. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben şu şimdi şöyle ekranı şu tarafa alayım. Şöyle. Görüntü net mi? Net. Şunu da şöyle yapalım dostlar. Şunu da çıkar. O nereye takılı? Oraya takılı. Şunu da çıkartalım. Şunu elimize alalım. Şu şapkamızı giyelim. Şöyle. Şu acaba diyorum ki fenerimizi alalım. Şu benim çantam arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman etrafında şu an yorumlarınızın hiçbirisini okuyamayacağım. Zaten videonun başında bu odayı görmüştük. Şöyle baktığınızda böyle burada asılı bir bornoz. Böyle yerler dağılmış. Burada mesela ben şey hatırlıyorum. En son geldiğimde bir tane burada yaşayan bir insanın şeyi vardı. Özellikle bu buraya koymuştum. Diploması, üniversite diploması vardı. Biraz evet dağıtılmış. Burada yine evraklar. Yine kıyafetler. Burası böyle bir yerde yalnız. Şu ışığı falan ben koydum arkadaşlar. Burası benim masam. Şurada birkaç resimler falan var. Neyse reklamıyorum. Şu odaya girmeye çalışalım. Bakalım bu odaya girmişler mi? Şöyle tavanı falan da çekelim. Şu an yorumlarınızın hiçbirisini okuyamıyorum. O yüzden şöyle dolaşacağım. Bak buradan kimsenin geçmediği belli. Örümcek ağı yapmış. Ama bunlar her saniyede yapabilirler. Burayı zaten birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Kont Drakula gibi resim valla. Bakalım. Çok eski bir resim. Çok eski bir resim. Böyle yerlerde falan hep bir takım şeyler var. Uf, Allah. Bak şu bebek yoktu mesela. Daha önceki videoda hatırlamıyorum ama. Bu bebek yoktu. Değişik, değişik şeyler var. Sesler geliyor bak. Sanki birisi yürüyor. Tabii bu güzelim burada yaşayanlar bir şekilde gitmişler buradan. Her şeyden bırakıp gitmişler. Sanki ama şu da olabilir arkadaşlar. Kedi de olabilir. Böyle bir şekilde bırakıp gitmişler. Bir de buradan yukarı doğru çıkalım isterseniz. Dediğim gibi yeni gelenlere hoş geldiniz. Şu an yorumlarınızı okuyamıyorum. Etrafıma bakmak zorundayım. Belki birisinin bir resmi. Ama değişik bak. Gördün mü? Çıkamıyorum ki. Ses geldi. Bir de yukarı kata çıkalım. Burada bir enerji var ama. Bak sesi duyuyor musun?
Bu bornoz buradaydı ama. Hayırlısı inşallah. Bir de yukarılara bakalım. Şu odaya da bakalım. Birçoğunuz bu çatı katını çok merak ediyordu. Bu en son geldiğimde bu buradaydı. Buradan düşmüştü, hatırlıyorum. Bu bavul da buradaydı. Burası beni geriyor. Açılmış. Kapısı, ah kafam vurdu. Buranın kapısı açılmış. Selamünaleyküm. Bisikletler buradaydı. Burası daha şey. Burası dağ. Bak aşağıda, yukarıdan sesler geliyor. Tabii hayvan da olur, eski ev. Buradan çok kurcalanmamış herhalde. Şu, bu yatak atılmış. Bu yatak bir şekilde atılmış. Şurada resimler vardı. Şuraya bakacağız. Şuraya bakacağız. Çatı arası. Tamam. Ah. Çok eski bir sandık. Şunları hatırlıyorum ama bu yatak sanırım burada değildi tabii. Çok unutuyoruz. Bu resimler buradaydı zaten. Bu resimlerin hepsi buradaydı. Şu ışığı kapatayım. Birisi mi var aşağıda? Aşağıdan ses geliyor. Aşağıda birisi var sanırım. Çünkü birisi geldi sanırım. Ah! Of! Tabii çok alçak. Burası acayip alçak ve kafamı vurdu. Of! Zaten bir yere gitmeyip kafamı vurmasam şaşırırım. Oh. Buraya zaten aşağıdan gelmiştik. Niye açılmıyor? Allah Allah. Ben buradan geldim. Aşağıda. Kimse var mı? Yok. Şimdi şöyle şu odaya dolaşacağım. Ah. Allah Allah. Ha, resim düşmüş. Resim düşmüş arkadaşlar. Resim düşmüş. Resim düşmüş şu resmi. Ben acaba yürürken mi? Yolda düştü. Bize su düşmüş. Şunu masanın üstüne koyalım. Yalnız yoruldum ha. Edense şöyle yapalım. İki dakika oturalım bakalım. Yorumları okuyalım.
Evet. Şunu da şuraya çevireyim. Allah. Düştü. Şimdilik dolandı, şişe düştü, elimiz ayağımızı bir şekilde dolandırdılar ama vardır bir hayır bakalım. Şunu da şöyle yapalım, sabitleyelim. Yalnız bu şiş bir şekilde dudağım şey, ağzım çok kuruyor. Merve Yener, hoş geldin. Şuradan bir sigara alacağım. Bir saniye sizi boş bırakıyorum. Sigaram bitti çünkü. Şu çantamda bir sigara almam lazım. Evet. Şimdi teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yayınımıza yeni gelenler. Bu Esrarengiz Gizemli Köşk'te bir yayın yapmıştık. Oradayız. Neden uzun süredir aranızda yokum ondan bahsettik. Yine bu gizemli yere geldik. Şimdi, evet resim düşmüş arkadaşlar. Şimdi acaba diyorum aşağıda ben yürürken düştü mü? Başladı. Evet, bornoz değiştirmiş. Çerçeve yerde. Evet, çerçeve sanırım herhalde yere düştü arkadaşlar. Bakalım bornoz. Bornoz benim de dikkatim çekiyor. Karşısına kapandı. Hoş geldin Serhat Bey. Ya, sen hoş geldin. Biz yaklaşık 55 dakikadır buradayız. Merve Aksaçlı, nefes nefese kaldın. Evet, neden nefes nefese kaldın? Ah, ayna çekimi yapın. Başka aleme. Tabii inşallah başka alemleri gördüğümüzde. Bodrum katı var mı abi? Bodrum katı var. Benim girdiğim kat var ama maalesef internet orada çekmiyor arkadaşlar. İbrahim, Çin padişah mesela oraya gidip ziyaret edebiliriz. Çok gittik, ziyaret ettik. Allah çok şükür olsun. Bazı yerlerin videosunu çekmiyorum arkadaşlar. İçin arkasına abim nasılsın? Teşekkür ederim Mertcan Eroğlu. Neşet Arakçı ekrandaki, arkamdaki resim yok. Arkamdaki resim işte biraz eve düşmüş arkadaşlar. Şuraya koydum. Şöyle çivisinden düşmüş. Sanırım ben yukarıda yürüyünce yerden zaten kafamı da vurdum. Merdivenden. Ertan abi teşekkür ederim. Keselerim belki. Duru, burası bizim için hiçbir şey. Bizim girdiğimiz yerlerde o kadar çok enerjiler var ki çok şükür Rabbim onları görmeye, yani onları dayanmaya nasip ediyor. Berak'la yeni videolar bekliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Ertan çok tozlu, nefes sıkıyor. Evet Yusuf Yıldırım, garip bir koku var. Enerji düşüyor, o yüzden nefes yükseliyor. Evet, enerjim çok düşüyor. Çok şükür. Ben demiştim size öresindeki yüz vardı diye. Bas koyunun düştü işte. Ben büyük ihtimalle yukarıda dolaşırken mi düştü onu da bilmiyorum. Batuhan Karabay kardeşim, hemen yorumunu okuyayım. İki aynaya karşılıklı şekilde koyup Batuhan'cığım tamam, onu başka bir yerde söyleriz. Bu biraz büyüye giriyor. Ritüele giriyor. Bizim büyüyle ve kötü şeylerle işimiz yok. Sevgili moderatör, hiç kafana takma. Hiç kimseyi tehdit edemez. Keşke etse. Buluruz, onu da buluruz. Kimsenin numarası falan çıkmıyor. Rahat olsunlar. Onun kim olduğunu buluruz. Rahmetin ya. Şey söyleyelim, o Dark Web'e diyelim ki telefonumuz kayıttı. Telefonumuzdan, WhatsApp'tan yazsın bize. Çok kafaya takmayın, buluruz. Buluruz, kafanıza takmayın. Eğer çok böyle şimdi moderatörlerimizden birisi yazdı da herkesi tehdit ediyormuş falan. Tehdit eden ettiği kadardır. Kim akıl etti? Durağı aramayı kim akıl etti? Evet, Ertan Şentit. Ertan abi çok teşekkür ederim. Nihat Akın, hoş geldin. Erkan Bey, üyelik için çok teşekkür, çok teşekkür ederim Ertan abi. Sağ olsun, var olsun. Üyelik katıl butonundan üye olanlar, süper teşekkürden, süper chatten maddi destek yollayan arkadaşlarımız hepsi. Evet, canlı yayınımız yaklaşık bir saate doldurmak üzere arkadaşlar. Cinli değeri ben 6 en yakın zamanda gelecek arkadaşlar.
Hatice, videonu tekrarını izlersen, videonun başında hepsini tek tek anlattım. Tekrar anlatmayayım istersen. Çünkü yaklaşık bir saattir bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz var. Kötü bir koku var vay vatan var. Şimdi burası her zaman kötü kokuyor. Travis Türk'ü inşallah en yakın zamanda gelecek. Ayhan İmansız az için sigarayı inşallah bırakacağız. Rabbim bırakmayı nasip etsin. Bilmesen ne olacak? Cini değil ben hangiydi demiştim. Ben de dedim bilmesen ne olacak? Taktikçi abi tekrar gezecek misin? Son bir dolaşırız. Ondan sonra ama dolaşmayı da çok düşünmüyorum. Zaten videonun başında izlediyseniz, videonun başında konuşmadan bir çekim yaptım. Geldim oturdum. Bir daha dolaştım. Üst kata da baktık. Orada da kata da baktık. Ben burada çok fazla durmak istemiyorum arkadaşlar. Burada çok durdukça enerjim aşırı derecede düşüyor. Ve taktikçi ki zaten cevap veriyorum. Bir daha dolaşmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi videonun başını kaçıran, neden 4 haftadır video çekmediğimi merak edenler videonun başını lütfen izlesinler. Bornozlu diye araştırın, kesin büyü var. Bu evde zaten büyü olduğu kesin. Videomda hatırlarsınız, videomu izleyenler. Aşağıda bodrum katta böyle bir şişe vardı. Çok da enteresandı. Hala o şişe duruyor orada mesela. Evet dostlar, son sorularınız olayım. Bir saatimiz doldu. Saatlerimiz 10.30'da başladık, 11.30 oldu. Sevenlerimiz ve sevmeyenlerimizle bir canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayının başında neden 4 hafta olmadığımı ve yeni projelerimle ilgili açıklamalar yaptım. Dark testini unutmadım. 1-2 saate gelirim yanına. Eğer dediğin doğruysa, hakikaten o taksi durağındaysan benim oraya gelmem 1.5 saat, 1 saat hatta geleceğim, seni bulacağım Allah'ın izniyle. En kötü ihtimal IP adresinden bulacağım seni. Taktım sana. Dikkatli ol. Evin eski sahipleri Rum'du. Kesinlikle Botan herhalde Rum'du. Çünkü mesela buraya birisi girmiş. Çünkü o en son geldiğinde canlı yayın yaptığında orada hatırlar mısınız? Yatağın üstünde şey vardı. İstanbul Üniversitesi 1940 mıydı? Öyle bir şeydi. 1940'lı yıllara ait, hatta 1938'lere ait bir diploma falan vardı. Buluruz. IP adresinden şimdi zaten gerekli yerlere sevgili moderatör arkadaşlarım verdiler. O şu an zaten yayında yok, çıktı. Onların delikanlılığı, klavye delikanlılığı. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Cahil insanlar yapar bunu. Madem şimdi mesela beni tanıyorsun veya benim bir yanlışım varsa aslanlar gibi çıkıp burada anlatsana. Adını soyadını da vermiştim. Mutlaka moderatör arkadaşlarım. Adının soyadının da doğru olduğuna inanmıyorum ama inşallah doğrudur. Ama her türlü. Ya birisine ne derler? Çok güzel yazmışsınız. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız arkadaşlar. Bir yandan tabii ki insanız. Yanlışımız var. Yanlışımız yok diye bir şey yok. Hepimiz insanız. Hepimiz bu dünyada imtihan üzerineyiz. İmtihanlarımızı vermeye çalışıyoruz. Ne diyor Bakara suresinde? Kiminizi malından, kiminizi canından eksiltip çoğaltarak sizleri imtihan edeceğim. Resulüm sabredenlere müjdele. Hepimiz... Yanık kokusu var mıydı? Yanık kokusu var. Hepimiz bu dünyada imtihan ediyoruz. Kimimizin maddi durumu düşüyor, kimimiz... Yanlış yapmamak mümkün değil ki. Yanlış ister istemez yapıyoruz. Affımızı Allah'tan diliyoruz. Maksat insanların hayatlarını mahvedecek şekilde yanlışlar yapmamak. İsteyerek yapmamak. İstemeden yapılıyor mutlaka. O yüzden hani böyle şeyler geliyor tabii. Yani sevmeyebilirsin. Evet. Ama insanlara şey atarak ne derler hani işte değişik şeyler yazarak bir şey yapamazsın ki. Yani sen tek başına bir bireysin. Tek başınasın sen. Bir derdin varsa bir, belki de bilmiyorum, tanımıyorum, belki istemeden canını yakmışım. Gel bana de ki sen benim canımı yaktın, de biz de gerekeni yapalım belki. Ama niye yakalım yani tanımadığımız kişiyi? Evet arkadaşlar, yayınımızın 1. saatindeyiz. Son 10-15 tane soruyu alacağım. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen söyleyin. Bu arada canlı yayında katıl ailemize katılıp katıl butonundan destek yollayan, süper chatten ve süper şeyden destek yollayan herkese çok teşekkür ederim. Burada hemen şunu söylemek istiyorum. Videonun başında da belirttim. Ziyaretçiler Akademi, Ziyaretçiler Derneği'ni inşallah en yakın zamanda sizlerin yardımıyla faaliyete geçireceğiz. Mustafa açarım. Önce bir bileyim, bulayım da onu. Genel kültür şart. Yok estağfurullah. Kimseye bizim Allah'ın verdiği canı almak gibi öyle bir şey, asla bir şeyimiz yok. Teşekkür ederim Hatice Şengül. Nice devletler vardı tek yumurta. Evet Batuhan.
Sevmesen de işini yapan saygı duyuyor. E tabii arkadaşlar, sevmeyebilirsin, kaşımı beğenmeyebilirsin, burnumu beğenmeyebilirsin, ağzımı beğenmeyebilirsin ama gelip de hani beğenmediği insanı seyretmezsin. Çünkü mesela bu canlı yayını Instagram'da paylaştığım zaman bir tane bir vatandaş yazmış. Sen de yine ondan bahsedeceksen canlı yayın yapma. Ondan bahsedeceksen dedi de işte bugün 29 Ekim ya, Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyor. E ben de yazdım yani, sen Cumhuriyet'e saygın yoksa benim senin gibi takipçiye ve şeye ihtiyacım yok yani. Bizim değişmez kırmızı çizgilerimiz var. Bizim ezanımız, bizim vatanımız, bizim bayrağımız. Bizim kırmızı çizgilerimiz. Yani bunu artık 3 senedir beni takip eden insanlar hepsi biliyorlar. Ama dediğim gibi yanlış yapan kendine yapar. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Bizi kandıran bizden değildir. İnsanlar istemeden yanlış yapabilir arkadaşlar. Hepimiz Adem oluyoruz. Hepimiz yanlışlarımızı yapıp düzelteceğiz ama yani kalkıp da işte burada canlı yayında eyvah. Neden? Bak şarjım bitiyor. Neden eyvah dedim? Şarjım bitiyor. Şimdi hemen birdenbire yayın kapanabilir yani. Şu an inşallah şarj ediyordur. Yo, takılmıyorum. Ayağım mansız. Çözeriz. Onu da gerekirse onunla beraber de canlı yayın açarız. Kim? Ya ben zaten takılmıyorum. Her canlı yayında böyle 1-2 tane, 3-5 tane gelirler. Ortaya bir şey atarlar. Önemli değil. Evet dostlar, yaklaşık bir 10 dakika sonra canlı yayınımı bitireceğim. Enerjim çok düşüyor. Abim buluşmak için illa kötü mü olmak lazım? İnşallah siyah çaresinde bir programda görüşelim. İnşallah İbrahim Saygın. Abim Allah sana teşekkür ederim Mustafa Polat. Ertan abiciğim hoş geldin. Baştan izlersen bütün açıklamaları yaptım. Düzgün insan, teşekkür ederim. Kimse sevmez. Özgür Yılmaz çok teşekkür ederim. Şu an canlı yayında girip çıkan, şu an canlı yayınımızı izleyen 254 kişi. Hepinizden teşekkür ederim. Gideceğim Elif Türkoğlu kiliseye de gideceğim. Değişik projelerimiz var arkadaşlar. Değişik projelerle yakında inşallah geleceğiz. Dediğim gibi bu akşamki canlı yayınımızda daha önceden 2 sene evvel geldiğimiz bu değişik ve enteresan canlı yayının başında dolaştım. Benim arzım. Kafam tarayışı. Becekhaneleri, onlara hiç bakmıyorum. Yani ben Gökhan'cığım teşekkür ederim, sağ ol var ol. Ben şeylere çok bakmıyorum. Yani paranormal videolara falan bakmıyorum. Artık onlardan çok sıkıldım. Dualarınızı eksik etmeyin. Çok teşekkür ederim. Güzel projeler var. İnşallah Ertan abi. Güzel projelerimiz var. Hepsi bilmesek ne olacak? Becekhaneleri, hepsi kurmaca. Bilmiyoruz. Onların kendi, herkes bu dünyada yaptığı şeyi kendisi söyleyecek. Çok teşekkür ederim. B.B. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Demek ki sen de bir kahve içmişiz. B.B. Hatırlamıyorum. Doğrudur. Değirmen videosu gelsin. İnşallah en yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Orayı sizler için gittim. Gündüz çektim. Gitmişken de gece kalayım dedim. Ben yavaş yavaş kapatayım. Bilmesen ne olacak, bana da kurmaca gibi geliyor. Evet Becek Hanım. Yani ya bir şey demek istemiyorum artık. Yani artık herkesin bir mantığı var. Herkesin şeyi var. Canlı yayınıma katıldığınız, süper chat'ten, süper teşekkürden, maddi imkanlar yolladığınız için, katıl butonundan katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyamadığım, gözümden kaçan izleyicimiz varsa gönül koymayın. Haklarınızı helal edin. Şu an enerjimin çok 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 düştüğünü hissediyorum. Çünkü bu evde ben bunu çok yaşıyorum. Çünkü ister istemez onları rahatsız ediyoruz şu an. Onların yaşadığı bölgedeyiz. Belli bir izinler alıyoruz ama o izinler belli bir zaman sonra, şöyle düşünün, istemediğiniz bir misafir geldiği zaman gitmesi için devamlı böyle dua edersiniz. Kemal Yaşar teşekkür ederim. Ondan sonra rica ederim. Bozuk helal olsun, teşekkür ederim. Uzu daima seninle olsun. Emine yüreğe sağlık. Şey söylemek istiyorum ya. Şu sevgili Dark Days kardeşim. Sevgili kardeşim. YouTube'da hakkında kısmında cep telefonum var. Instagram ziyaretçide 34 de şeyim var. Cep telefonum var. Bana ne olursun lütfen cep telefonundan ulaşabilir misin? Ben uğraştırma beni. Kimseye sormayayım seni canım kardeşim. Seninle çay içelim, sohbet edelim. Bakalım nedir derdin? Bakalım belki derdine derman oluruz. Allah'ın izniyle.
Belki bir sıkıntın vardır, belki bir rahatsızlığın vardır, onu çözeriz. Allah'ın izniyle. Kimseye sormamıza gerek yok. Söylediğin isimde tanımıyorum zaten. Başka, eğer hani az bir şey yüreğin varsa, az bir şey de delikanlıysan beni cep telefonundan yayın bitince lütfen ara canım kardeşim benim. Seninle tanışmak, seninle çay içmek istiyorum. Mağara videolarını bekliyoruz inşallah. Doğu Türkiye, Ertan Şen, kolay gelsin, teşekkür ederim. Ne kadar delikanlısın, yayın bittikten sonra lütfen telefonla ara beni, ne olursun. Seninle çay içmek istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Reptilyanlar yok, Ali İbrahim Kaya. Ondan sonra seninle çay içerken helalleşeceğiz. Seninle çay içerken helalleşeceğiz Serhat Bey. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Şimdi bir Dark Web var, bir de BB var. Böyle bir kanal var, sen Gökhan'a sağlık. Bilemiyorum, ben başka kanallar hakkında yorum yapmayı çok uzun zaman evvel bıraktım arkadaşlar. O yüzden bilemiyorum. Merve Yener, teşekkür ederim. Ferya Ölmez, teşekkür ederim. Ben yavaş yavaş yayını kapatmak istiyorum çünkü ağırlığım çöktü. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gökhan, videonun başında söyledim, sorduğun sorunun cevabını. Tekrar izlersen. Kapı kapanıyor mu bakalım. Şu an kapılar aynı. Burası da aynı. İşte diyorum ya, böyle şu an sevgili B nokta nokta B, bir de Dark bilmem ne diye bir kardeşimiz var. Güzel güzel yorumlar yazıyorlar. Canlı yayın bitince cep telefonum YouTube hakkında kısmında ve Instagram ziyaretçiler kısmında var. Beni arayın, çay içelim. Büyü var, büyü var tabii. Burnunuzu göstersene abi son kez. Evet, burnu şeydi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Işığı yakayım. Hatta şöyle. Çünkü enerjimi, son enerjimi gitmek istiyorum. Orada bakın. Camda asılı, evet. Camda asılı. O yüzden teşekkür ederim katılanlar herkese. Kendinize çok sağ olun. Videonun başını kaçıranlar lütfen videonun başını tekrar izlesinler. Yaklaşık bir yarım saat sonra tekrar kanalda olacak. Canlı yayınlar kısmında. Dediğim gibi gideceğiz Özay'cığım. Erhan, teşekkürler. Allah'a emanetsiniz. Teşekkür ederim Zehra. Bu canlı yayınlarda katılıp yürekli yürekli mesaj yazanlar, dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, BB olsun, Dark bilmem neydi unuttum işte, onlar olsun, bana özelden ulaşın lütfen. Bakalım nasıl bir sıkıntınız var, belki sıkıntınızı çözmeye yardımcı olabilirim. Bir çay içeriz, tanışırız Allah'ın izniyle. İstanbul'dayız bak, Dark Web Gazi Osmanpaşa'daymışsın. Mutlaka geleceğim oraya. Eğer dediğim gibi hani bunları yazabilecek kadar yürekliyseniz aramanızı da bekliyorum. Bir şekilde nasıl olsa karşılaşırız inşallah. Yakında açacağımız derneğimize de gelin. Üye olun. Güzel şeyler yapalım. Sağ kapı olunuyor çok. Evet. Mustafa Demiray. Gideceğim. Evet, son bir sigara içip gideceğim. Vallahi hocam hoca geldi, kaç bir faydası olmadı. Hı-hı. Evet dostlar, bakalım. Merhabalar, iyi akşamlar. Geç kaldım, yeni gördüm. Aynur Bican, hiç önemli değil. Biraz sonra, bir iki dakika sonra yayınımızı bitireceğiz. Tekrarını izlersen, videoyu da beğenirsen çok seviniriz. Gerekli açıklamaları, gerekli soruları elimden geldiğince verdim. Takipteyiz. Teşekkür ederim İbrahim Saygın. Ben bir inadım, kendim şahit oldum. Evet, teşekkür ederim. Başka isimsiz cuma üzerine korkunç bir ıssız cuma Göker, kanalımızı eski takip ediyorsun da yani o videoyu daha ilk sene çektik. Aynur baştan izleyeceksin artık. Evet Aynur'cum. Şimdi Fatih Arya'sı, aleykümselam, neredesin? Fatih'cim yeni geldin sanırım. Videonun tekrarını izlersen gerekli açıklamaları yaptım. Kurt Bey iyi geceler, teşekkür ederim. Bizim bir kardeşimiz arıyor. Çıkartın, evet, video olarak değil. Dediğim gibi dostlar, canlı yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Yeni projelerimiz yakında, yeni videolarımız yakında. Beni bu saatte yalnız bırakmadığınız için enerjim düşüyor. O yüzden yavaş yavaş kapatacağım. Çünkü ben burada ne olduğunu çok iyi biliyorum. Dediğim gibi yorumlarıyla, yorumu okuyamadığım dostlar, haklarınızı helal ediniz. Başka canlı yayınlarda, başka videolarda mutlaka buluşacağız. Ziyaretçiler kanalına abone olmayı, ziyaretçilerin destek vermeyi, yorumlarınızı unutmayın. Onun harika.
haricinde buraya gelip işte değişik değişik başka dünyalarda, başka kafalarda yaşayan sevgili dostlar, telefon numaralarım, WhatsApp numaram, özellikle benim telefon numaram YouTube hakkında kısmı, Instagram açıklama kısmında mevcut. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Keskin soğutma. Teşekkür ediyorum. İsmini okuyamadım. Tüm dostlar, hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ziyaretçileri izlemeye, ziyaretçilerde kalmayı unutmayın. Hepinize selamun aleyküm diyorum.